Çünkü hem ama seninki tek taraflı bir ihanet değil yani, çift taraflı. Evet. Sevgilini aldatıyor. En yakın dostum dediğin kişi sana ihanet ediyor. Hem kin şey yapıyor, ihanet acısı. Kaç yıl önce oldu bu? Yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Evet. 3 yıl önce oldu. Tabii bunun bu ihaneti üstünden atmak 1,5 yıl süre aldı. Şu an zaten aklımda bile değiller ikisi de. Ayrılığı unuttun da ihaneti unutamadın. Asla unutamam. Hangisi daha ağır peki? Yani... Kesinlikle ihanet. Hayır, şöyle. Şimdi öyle bir ihanet yaşadın ki bir tarafta çok yakın bir arkadaşım ve dostum dediğin kişi. Paylaştığın, özelini paylaştığın, sırlarını paylaştığın. Yakın bir arkadaşım var. Diğer tarafta sevgilim var. Hangisinin ihaneti daha çok koydu? Şimdi bende şöyle bir şey vardır Esna abla. Ben sevgilim için dostumu asla satmam. Ve dostumun yapması bunu daha çok ağır bastı. Çünkü her şeyimi paylaştığım, birlikte yediğim, içtiğim ve ailemin içine giren bir insandı bu kişi. Gözümle görünce daha ağır geldi. Sana söylüyorlar mıydı peki çevrende? Hayır hayır. Benim sevgilim askere gitti geldi. Ben askerde bekledim kendisini. Ve biz evlenecektik. Çok ciddi bir ilişkimiz vardı. Askerden geldikten sonra ben kız arkadaşımla tanıştım bir hafta. Bir hafta sonra da evde gözümle gördüm. Peki ama o 3,5 yıllık süre zarfı içerisinde kız arkadaşın yanındaydı. Hayır hayır. Ben İzmir'de büyüdüm bir süre boyunca. Evet. İzmir'den geldi arkadaşım. Konya'ya gittik biz tekrardan ailecek. Evet. İzmir'den tatile geliyor. Ben tanıştırıyorum kendilerini. Bir hafta sonrasında evde artık ne diyorlar? Bastım mı derler. Yakınlaşmalarını gördüm. Evet, evet. Oo. Artık yakınlaşmaya geçişti. O yüzden ihanet kesinlikle daha acı. Çünkü ayrılığı da yaşadım, ihanet de yaşadım. Erkek arkadaşının acısı mı, kız arkadaşının? Kız arkadaş. O daha çok korktu sana. Tabii ki, kız arkadaş. Ya, ay çok kötü bir şey, Allah korusun. Seninki double'mış ya. Ya. Evet. Esra Hanım, bana göre de ayrılık acısını insan bir şekilde unutur ama ihanet acısını asla unutmaz. Aynı şekilde ben de uzun bir süre ilişkimde karşı tarafı denemek istedim. Artık iş ciddiye gidiyordu çünkü ve düşenlerden birisi de o oldu. Denedin. Evet, denedim. Nasıl ve kendim, denedin? Farklı bir arkadaşım vardı. Arkadaşıma dedim sen yaz, yani internet üzerinden. Konuştular, eve davet etti kendisi beyefendi, arkadaşımı. Ve ben onun üzerine ayrıldım kendisinden tabii. Peki niye böyle bir deneme ihtiyacı duydun? Çünkü artık ciddi bir şeyler düşünüyordum. Evet. 3,5 yıl ben de aynı şekilde. Uzun bir süredir kendisiyle konuşuyorduk ve en çok seven taraf benmişim. O da beni denemişti birkaç kez, ben düşmemiştim. O kendisi düştü ve en son görüşme o oldu ve bitti. Peki pişman mısın denediğin için? Keşke görmeseydim, duymasaydım, bilmeseydim. Evet, bazen diyorum hani keşke yapmasaydım diye. Ama bazen diyorum ki iyi ki yapmışım. En azından kafamdaki o şüpheden kurtuldum. Peki yani mesela atıyorum ilk yazışmada mı hemen davet etti? Belli bir süre konuşmuşlar zaten, bir hafta gibi. Daha sonrasında ben unutmuştum tamamen. Yani onların... Denediğimi unutmuştum. Arkadaşım beni dedi ki böyle böyle beni çağır dedi. Beni davet etti diye. Acaba şöyle de bir durum var şimdi, davet etsin diye de. Yo, yazışmaları ben okudum, bana arkadaşımdım yani, o kadar çok seviyordum. Ve daha sonrasında peki, yazışma. Peki beyefendiye ne dedin yani eski erkek arkadaşına? Ben seni denedim, gördüğün sınıfta mı kaldın dedin? Evet, öyle dedim açıkçası. Yani çok büyük tepki vermiştir. Ben çok büyük tepki verdim. O çok normal karşıladı. Ne dedi? Ben biliyordum senin arkadaşın olduğunu dedi. Ve ben buna inanmadım tabii ki. Ve daha sonra da ilişkimi bitirdim. Erkekler çok tatlılar. Baksana ya. Ben biliyordum zaten, tahmin ediyordum erkek arkadaşın olduğunu. Ne güzel bir şeyin altına sığınıyor değil mi? Evet. Çok akıllıca. Ama aslında ilişkilerde denemek arkadaşımızla
pek şey yapmıyorum, katılmıyorum. Çünkü ilişkiler denemek üzere değildir. Ve eğer çağrışımla çağırdıysanız bu işi, zaten niyetiniz vardır. Onu yakalamak, yani hani ciddiye gidince olay, illa onu yakalamayı düşünmek bile aslında çağırmaktır olayı. Karşınızdakine salt güvenmek lazım. Güvenip de ihanete uğradıysak eğer, onunla inanın başa çıkabilecek durumdayız. Ama denemek ilişkilere yakışmaz. Levent, sessizsin. Önce Arzu'dan cevap alalım. Kesinlikle ihanet diyorum ben bu konuya. Çünkü bir ilişkinin temelinde sevgi, aşk vardır. İhanette size, sizin sevginizi hiçe saymaktır. Önemsememektir. Bu noktada ihanetin acısı bence çok büyüktür. Ayrılık bitiştir, tabii ki canınızı acıtır. Ama kendi kendinize yetebildiğinizi, kendi başınıza bunun üstesinden gelebildiğinizi karşı tarafa gösterme duygusunu yaşarsınız. Ben öyle yaşadım mesela. İhaneti bir kere affettiğiniz zaman kesinlikle bir daha yapacağına eminim. Ben hep yapmaz diye düşündüm. Hep affetmek istedim çünkü çok sevdim. Ama yaptığınız her tolereli davranışta inanın ki tepkinizin hiçe sayıldığını farkına varıyorsunuz. Kesinlikle ihanet, çünkü ihanette sizi içinizde korkunç bir huzursuzluk başlıyor. Sayılıyor, sevmemek, sizi kale almamak, nasıl olsa işte evde. Bir yokluk durumu var aslında. Evet. Korkunç bir duygu. Bu duygunun karşılaştırılacağı başka bir duygu ben tanımıyorum. Benim bütün mücadelem rekabet halinde de hissedebilirsiniz. Evet. Benim bütün mücadelem o içimdeki duyguyu nasıl yenebilirim? Yani bu duyguyu, bu huzursuzluğu içimden neyle atabilirim? Ve inanın ayrılık çok canınızı acıtsa bile kendinize güveninizi, yani kendi başınıza ayaklarınızın üzerinde bastığınızı, hayata dair kendinizi ifade et, ben varım diyorsunuz. Tabii ki canınızı acıtıyor. Çocuklar varsa bir kere inanılmaz acıtıyor. Bu arada bugün gazetede okudum. Boşanan kadınlar boşandıktan hemen sonra estetik yaptırıyorlarmış. Bu da bir aslında bir kıyaslama, ne derler? Kıyaslama. Hem kıyaslama, hem kendini iyi hissetme, kendini yenileme, bir yenilik ve bir başlangıç için. Evet. Herhalde. Bunu çok iyi oldu açtınız. Çünkü böyle bir araştırmayı ben de okudum. Ve sonuç itibariyle evet, hemen fiziksel değişime geçiliyor. Ama ilk önce biz ruhsal yatırımımızı yapmamız lazım. Eğer ruhsal yatırım yapılmazsa beden zaten çok gelip geçici. Aynen. Hiçbir erkeğin boşandıktan sonra saçlarını boyattığını ya da kestirdiğini duymadık, değil mi? Esra, ama kadınlarda her şey özür var. Özür dilerim. Ben üçüncü evliliğimi ihanet, fakat benim hiç çektim. Çocuklarımın eşyalarını topladım, arabamın bagajına koydum, otele gittim. Yani acımadı ama çocuğum için ikiye bölündük. Fakat benim gururum aşk, yani her şeyin üstünde. Asla onu yüceltmem. O beni küçülmüşken küçülttü beni. Ben onu yüceltmem. Ona acı duyarsam, üzülürsem o büyük, kendini büyük zanneder. Yakın arkadaşınızla. Çok, hem de Alman arkadaşımla. Yani öyle bitti 15 yıl sonra. Fakat ben onu hiçbir zaman yüceltmedim. Ona değer verseydim üzülürdüm, üzülmedim. Gördüm an kapıyı. Aynen. Çarpmadan, usulca. Bak, işe gidiyorum. Oğlum dedi ki, oğlum 14 yaşındaydı. Anne dedi, Sabine teyze babamla uyuyorlar bizim yatak odasında. Tamam, detaya girmeyin lütfen yani. İşten izin aldım, geri geldim. Hakikaten kapıyı açtım. Peki. Uyumuyorlardı. Ya efendim, ne diyorsunuz? Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu söyleyeyim şimdi, hanımefendinin kendi acısı tabii yıllar sonra, hani o gün gördüğünde bile, onları yakaladıklarında bile hani tepki verememiş bir kadın bugün bunu söylerken canı acımıyor aslında. Çok normalleşiyor. Beni aldattı, ben çocuklarım için güçlü usulca çıkmış bir kadınım diyor. Bugün de hala ayakta. Levent? Ona göre de en zoru ayrılık. Yani ayrılık acısı. Ayrılık acısı, evet. İhanet değil. İhanete pek üzüleceğimi zannetmiyorum. İhanete uğradım mı onu da bilmiyorum. Uğradıysam bilmiyorum zaten. Peki bilmemek mi? Ya bildiğim bir ihanet yok.
bu yaşıma kadar. Tabii yaşayanlar daha iyi bilir diye düşünüyorum ama ayrılık benim için daha zor. Daha anlamlı. Daha anlamlı, daha ağır. Sorunun cevabını alacağım. Kıbrıs'tan konuğum Sertan geliyor alkışlarla. Yanlara biraz sonra söz vereceğim. Önce Sertan ağırlayalım. Hoş bulduk. Vücut mu çalışıyorsun? Evet. Ne yapıyorsunuz? Vücut geliştirme öğretmeniyim. Ha, vücut geliştirme, evet. Siz öğretmensiniz. Aynen. Artı yüzme öğretmeniyim, profesyonel. Evet. Bu kadar. Daha ne olsun zaten. Teşekkür ederim. Peki bu kolların, ya bu pazıların bu hale gelmesi için kaç fırın ekmek yemek lazım? Aslında fırın ekmek değil de düzenli bir spor yaptıktan sonra zamanla vücut çıkıyor. Ama bu düzenli spor dediğimiz haftada iki gün bir spordan bahsetmiyoruz. Kesinlikle, yani, kesinlikle. Yani mutlaka haftada beş, evet, gün. Evet, beş gün falan değilim ona. Beş gün. Kaç saat? Saat bir saat 20 dakikalık bir seans yapılıyor. Hiç durmadan. Durmadan, küçük, aynen. Küçük molalarla. Küçük molalarla. Ya yani mesela çoğu arkadaşım örneğin, var, diyor ki gittim iki saat spor yaptım. Aldırıyor, ay diyor çok. Bir saat 20 dakikalık bir seans yapıyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Arada bir dakika dinlenme oluyor. Ya aşık bir dakika, bir buçuk dakika. Ondan sonra işte tekrarlama yapıyorsunuz. İki haftada iki günde kondisyon yapıyorsunuz, kardiyo. Şunu merak ediyorum. Şimdi ekran başında izleyenler de var. Burada da hanımefendiler, beyefendiler var. İşte herkesin rahatsız, evet, olduğu bir göbeği vardır, bir kol altı vardır. Efendime söyleyeyim, şu bel bölümü vardır, evet, mesela. Herkesin, evet, kendine göre rahatsızlıkları var. Hani bir ay boyunca, evet, düzenli olarak haftada 4 ve 5. Evet. Ne dediniz? 1 saat, 1,5 saat. Evet. Sıkı bir antrenman yaparsak bunu toparlayabilir miyiz? Muhtemelen 2 ay değilim ona. 2 ay. Düzenli bir beslenme, çok dikkat edilmesi lazım. Kan grubuyla beslenmesi daha uygundur. Kan yani, grubunuz tabii, neyse. Kan grubunuz neyse ona göre beslenme yapıyorsunuz. Bak, yemek çeşitleri falan duydum oluyor. Efendim, ismiyorsunuz ama azaltmak bence azaltmak daha güzel lazım oluyor. Aynen. 3 beyaz. Tuz, şeker, buz. Tuz, şeker. Artık grileri, kırmızıları da var. O yüzden karıştırmıyoruz, evet, yani. Tuz, şeker ve pusumuzu doyurduğunuz zaman, kesinlikle, önünüze hamur işleri de gelse, evet, çok güzel yemekler de gelse, hani bir kaşıkla onu bitirip nefsinizi körelttiğiniz zaman hiçbir sorun yok. Kesinlikle. Katılıyorum. Güzel. İyi, kan grubumuza göre grubu nasıl beslenmeli? Şöyle söyleyeyim, ben Ağrıç pozitifim. Çıkartın kağıdı kalemi, çabuk yazın, hoca geldi. Siz? Ben Ağrıç pozitifim. Ağrıç pozitif, evet. Ona göre işte genellikle zebzeme önem veriyorum, haşlanmış yiyorum. Arada öğün meyve olarak falan, meyve yiyorum falan, da çok iyidir. Proteine bu, çok önem veriyorum. A dedi yani, A grubu dedi, bayağı torpilli yani. Bak çerez var, sebze var. Yazıyor musun? Çerez, sebze, meyve, haşlanmış, efendime söyleyeyim, arada öğün yemek yiyebiliyorsunuz. B ne yiyor? Efendim? B grubu? B grubu, B vitaminler olarak. Şimdi şöyle daha çok hani demir ihtiyacını karşılayan şeyler. Tabii. Yani.